karşı karşıyadır. Siz de biliyorsunuz. Ne deniyor? Bunu bazı Ermeni vatandaşlar söylüyor. Onun dışında Türkiye'de yaşayan bir takım diasporaya destek veren bilim adamı dediklerimizde veriyordu bu şeyi. Yurt dışında yaşayanlar da söylüyordu. Diyorlardı ki 1,5 milyon Ermeni ölmüştür. Anadolu'da yaşayan veya Anadolu'da yaşayan Ermeniler nereye gitmiştir? Bu kadar 1,5 milyondan fazla Ermeni Anadolu'da yaşıyordu. Nerede bunlar demiyorlar mı? Peki hem deniyor ki Türk bilim adamları nerede? Niye bunları çalışmadı? Ben de çok ciddi bir çalışma başladım. İngiliz, Fransız, Amerikan, Alman, Avusturya, Rus, İran arşivleri, Osmanlı arşivi tabii ki. Bütün bunları araştırmaya giriştik. 2 senelik yoğun bir araştırma sonucunda pek çok belgeyi, ki 70 bine yakın belgenin kopyasını getirdik Türkiye'ye. Çünkü bu konu nazik bir konuydu. Belki çalışma izni verilmeyecekti bir duyulduğu takdirde. Bu çalışmayı yaptık, geldik ve ondan sonra dedik ki arkadaş siz öyle söylüyorsunuz da 1914'te ne kadar Ermeni nüfusu vardı? Önce bir buna bakalım. Önce bir çıkaralım bunu. Ermeni Patrikhanesi daha dün Justin McCarthy'de sundu. Patrikhane 1.845.000 Ermeni olduğunu söylüyor Patrikhane. Osmanlı nüfus sayımları 1.400.000 civarında Ermeni gösteriyor. İkisinin ortasını alın 1.600.000 deyin. Peki 1,5 milyon Ermeni öldüyse 100.000 Ermeni kalması gerekir. Öyle değil mi? Normal basit bir mantık. Ha biz yaptığımız araştırmalarda 1921 yılına ait Birleşmiş Milletler için o zaman Milletler Cemiyeti adı bunlarla ilgili yapılan araştırmalar ve dünyadaki tüm Ermeni nüfusunun tespitini yapmışlar. Kim yapmış? İngilizler ve Amerikalılar yapmışlar. Yardım kuruluşları aracılığıyla da bunlara destek olmak üzere. Yaptıkları araştırmalarda birçok bilgiye rastladık. Birincisi 817.873 Ermeni Türkiye'den başka ülkelere göç etmiş olarak gösteriliyor. Ve bunlar da hangi ülkelerde oldukları rakam veriliyor. Bir. İkincisi halen diyor 1921 yılında Türkiye'de Anadolu ve İstanbul dahil olmak üzere 281.000 Ermeni yaşamaktadır diyor Ermeni kimliğiyle. Bunu da tespit etmiş. Ondan sonra Müslüman olan Ermenilerden bahsediyor. Şu kadar Ermeni de Müslüman olarak kadın ve şey bu Türkiye'de yaşamaktadır ve bu rakamlara dahil değildir diye de onu vurguluyor. Bunları topladığımızda 1.200.000 civarında Ermeni elde ediyoruz. Hala yaşadıklarını. Fakat biz başka bir şey daha yaptık. Bundan yetinmedik. Aslında normalde bırakabilirdik çalışmayı. 1.600.000 varsa 400.000 Ermeni kaybolmuştur. Şunu şu kadardır, bunu bu kadar. Ne kadar kayıp, nerede ne olduğunu da araştırdık. Araştırıyoruz, açık çıkıyor. Fakat bu arada da Amerikan arşivlerinde çeşitli raporlar var. Kongre Kütüphanesi başta olmak üzere. Birisini Thomas Mıgırdıçyan yazmış. Thomas Mıgırdıçyan kim? Amerika Birleşik Devletleri'nin Diyarbakır prokonsülü olarak nitelendiriliyor. Ve aynı zamanda bu zat Mısır'da, Kahire'de yaşıyor ve Bogos Nubar Paşa'nın yani Ermeni Milli Delegasyon Başkan Yardımcısı. Şimdi o adamın raporu var. Bu adamın raporu içerisini okuduğunuzda hangi Ermeni aşiretinin hangi ad altındaki Kürt aşireti adını aldığını yazıyor. Adam listelemiş. Şimdi deminki rakamlara bunlar dahil midir? Hayır, bunlar zaten Kürt görülüyor. İkincisi, yine David McGee diye başka bir Amerikalı yine bir rapor tutmuş Osmanlı İmparatorluğu'nda Kürtler diye. Aynı işi, aynı sözleri nedense bu adam da yazmış. Bakın, bizim kendimizin söylediklerinden söz etmiyorum veya ulaştıklarımızdan söz etmiyorum. Ayrıca listeler verilmiş. İsim değişiklikleri yapılan listeler verilmiş. Ermeni adı verilmiş. Müslüman adı verilmiş. Nerede oldukları verilmiş. Şimdi bunları da ben söylemiyorum. Şunu hemen herkes kafasında kurgular çıkardılar. Kurgu romanları yazacak kadar ileriye gittiler hatta. Fantastik romanlar. Ve ben sadece onları görerek güldüm. Ne kadar basit düşünüyoruz aslında. Ne kadar basite alıyoruz işi. Biz ne kadar ciddiye alıyoruz, onlar ne kadar basite alıyor.
Yok 14 senedir Tarih Kurum Başkanlığında Yusuf Alaçoğlu. Niye Tarih Kurum Başkanlığından hiçbir hükümet görevden almamış? Bunların değerlendirmesini yapıyorlar. Benim söylediklerimin değil. Ya bu adam bir şey söylüyor. Elimde kaynaklarım var, belgelerim var diyor. Bunu değerlendirsek, bir hele bir tartışsak kimse demiyor. Çünkü hedef başka. Türklerin kimlik meselesi. Ve Türklüğün kimlik meselesi ve dendiği gibi hakikaten bugün bir şey haline geldi. Durmadan konuşuluyor, tartışılıyor. Yusuf Alaçoğlu.